Hazır mıyız? Evet, yavaştan başlayalım artık tekrardan. Merhaba herkese tekrardan. Bugün Yarına Hazırlık serisinin 6. bölümüyle sizinleyiz. Bugün neden bahsedeceğim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yayın olarak şu anda yaklaşık 19-20 videoyu, daha doğrusu içerik diyelim. Çoğu video değil, ses. 20 içeriği YouTube kanalına yayınlamış bulunuyoruz. Hamdolsun 20 içeriği şu anda yayınlamış bulunuyoruz ve bugün itibariyle 270 kişiyi aştık. Beni şu anda dinleyen ve dinleyecek olan diyorum ama dinleyecek olan da şu anda dinleyecek olduğu için onlara da dinlediği için teşekkür ediyorum ve selamlar gönderiyorum her birinize ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyorum. Bu sayı yavaş yavaş artacak inşallah önümüzdeki aylar ve haftalarda. Haftalar ve aylarda. Ve tahmin ediyorum ki yılın sonunda ve yeni yılda inşallah 2021 yılı itibariyle güzel içerikler için çalışmalar hız kaybetmeden devam edecek. Bunun çalışmalarını ve planlamalarını şu anda yapmaya başladım ve devam ediyorum. Ağır aksak gidiyor. Bazen duruyorum. Bazen devam ediyorum, bazen tembelliğe düştüğüm oluyor ama düşünce ve planlar hala gün yüzüne çıkmak için heyecanla bekliyor. Bunu söyleyebilirim sevgili dinleyenler. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün ne anlatacağım? Ondan bahsedeyim. Bugün bir film nasıl çekilemez? Bir filmi nasıl çekemedik? Bu anımdan bahsedeceğim. Bakalım inşallah iyi gider. Son dakikalar dinlemeniz dileğiyle şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sene 2015. Okulun bitmesine yakın bir dönemde yine bir ikilemin eşiğindeyim. O zamanlar yeni düzen, yeni fikirler kurma peşinde koştururken filmin aklıma tekrar gelmesiyle bir senaryo kaleme aldık. Nezafet arkadaşımla. Şimdilik Nezafet diyeceğim. Dilerse daha sonrasında ismini de paylaşabilirim. Seviyorum kendilerini. Selam olsun buradan ona da. 70 küsür sayfalık film senaryomuz için de bayağı uğraştık. Şimdi size aslında bir filmin nasıl çekilmediğini anlatacağım. Biraz önce de dediğim gibi. 2015'in Kasım ve Aralık aylarında üniversite sinema kulübü başkanlığını kabul ettim. Üniversitenin son zamanları ve heyecanla dorukta bir film yapma uğraşındayız. Uygun görüldüm ve kulübe kabul edildim. Seçmeler vesaire derken başkan olduk. Bir sene boyunca bende kalacak olan bu başkanlık döneminde bir proje yapmadan ayrılmak da bana göre değildi. Tamam da niye uzun metrajla başlıyorsun be kardeşim? Dedim kendi kendime o zamanlar. Uzun metraj bir film kafama geldi Nezafet'le birlikte. Uzun metraj çekelim dedik. Yani yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Oturduk bilgisayarın başına. Celtics'i açtık. Başladık yazmaya. Celtics şey. Senaryo yazım programı. Seviyorum bu programı. Ama öyle bir yazıyoruz ki dünyanın en iyi senaryosu olacakmış gibi. Kanda Kırmızı Halının hayalini kurmaya başladık bile yani. O derece inançlıydık filmimizin başarılı olacağına. Hoş çekmiş olmak da başarılı sayılacaktı bizim için. Ama neyse. Gerçekten de olabilirdi ama üzerinden bir iki üç kez geçmek gerekiyordu senaryonun diyelim. Kaç gün sürdüğünü şimdi hatırlamıyorum ama kısa bir sürede tamamlamıştık senaryoyu. Oturup baştan sona yazdık. Yazarken konuştuk. Konuştuklarımızı yazdık daha doğrusu. Böyle de söyleyebilirim. Ses kaydını aldık. Ses kayıtlarını klavyeyle hemen bilgisayara aktardık. Tamamlar tamamlamaz da kulüp adına dekanlık, rektörlük üst yazılarını hazırladık. Dekanlık onay verdi. Şimdi iş rektörlük makamına gelmişti. Hatta bu dönemde valilik makamından da olur alınmıştı. Bakın yanlış söylemiyorum. Eksik de değil. Dalga geçmiyorum. O zamanın valilik ya o zamanın o dönemin vali yardımcısı projemizi onaylamıştı. Fakat önce rektörlükten onay almasının gerektiğini söylemişti bize o anda öğrenci olduğum ve kulüp adına bir iş yaptığım için. Tamam, sıkıntı yok, alırız dedik, gittik. Önce rektör yardımcısı
Çaldım kapıyı. Tabii öncesinde randevu almalar filan, hızlı geçiyorum oraları. Girdim içeri. İçeri girmemle konuşmaya başlamam ardı ardına oldu. Çok da giremedim zaten içeriye. Çünkü odanın içine girdiğim andan itibaren hemen sağ köşede bir çalışma masası kurulmuş oraya. Orada ağırladı beni. Rektör yardımcısı. Oturup oturmadığımı hatırlamıyorum. Çok net ve hızlıydım. Projemize bütçe lazım. Ne kadar? 40 bin. Şimdi cümleleri net hatırlayamadığımdan sonucu söylüyorum size. Olmaz denildi. Aslında üniversitenin spor kültür daire başkanlığının kulüpler yönetmeliğine göre her kulübe bir bütçe ayrılması konusunda bir ödenek ayrılması konusunda geçen bir madde de var. Ama olmadı işte. Buraya bir virgül koyup şu dipnotları da konuşalım. Dekanlık olurunda projemiz gerçekten beğenilmiş, desteklenmişti. Sağ olsun hocam. Selam olsun orada. Dekan, o zaman dönemin dekanına. Ardından kulüp proje dilekçesini, faaliyet iznini kurul onayından da geçirmiş, onaylamıştı. Yani kuruldan da geçtik. Kulüpler, dernekler, spor daire başkanlığının kurulundan da geçtik. Yani filmin yapılmasını onay çıkmıştı. Bir beis yoktu filmin yapılmasına. Gel gelelim, bütçeye sıcak bakılmıyordu. Ne çekelim şimdi? Yani hadi gel de konuşma. Neyse. Bu dipnottan da bahsettikten sonra devam edelim. Rektör yardımcısının odasından çıktığım gibi rektör özel kaleminin yanına gittim. Kademe kademe atlıyorum ya. Bu bütçe şart. Hadi ben zaten tutku projem deyip para pul istemeden çalışıyorum. Çekim yapmak için çekiyorum filmi. Yani heyecanım var. Kendi imkanlarım da. Ama 30-40 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Yani adamlar taş mı yesin? Her gün benim heyecanımla gelemez bu adamlar. Sinema film çekiyoruz ya. Proje onayı verip de bütçe onayı vermemek ne demek? Bunu bir türlü anlayamadım o zaman. Rektör yoğun olduğunu söyleyip erteledi beni. Randevu aldım ben de rektör özel kaleminden. İlerleyen günlere randevumu aldım. Oradan çıktım. Bu arada dönemin vali yardımcısı beni dışarıda gördüğünde de projeyi soruyor. Ne yaptınız kardeşim? Nasıl geçti kardeşim? Ne durumda olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bekliyorum efendim. Hani haber gelince, bütçe gelince başlayacağız diye filan. Bir gün artık ben para olmasa da devam edeceğim deyip deli cesaretini göstererek projeye kendimce onay vermiş olduğumda rektör telefonla aradı bir zaman. Rektör beni arıyor telefonumdan. Alo, ben Selimhan Kalkan hocam. Şu numaralı öğrenciniz. Buyur yavrum. İşte filmimiz var. Onaylar alındı. Bütçe gerekiyor. 40 bin lira civarında filan. Anlat. Tabi böyle demiyor. Ben şimdi bunu tiyatrolaştırmaya çalışıyorum. Yani cevap kafasında belli gibiydi. Direkt soruyu sordu. Soru şu oldu. Rektör yardımcımız ne dedi yavrum? Düşünüyorum. Bir rektör. Rektör yardımcımız ne dedi diye soruyor. Olmaz dedi hocam. Çıkaramayız dedi bütçe. Be yavrum, ben ne diyeyim o halde hocamız bu kadar hayır dediyse. Ne? Rektör yardımcısının olur olmaz. Rektörün üzerinde mi yani? Bu nasıl oluyor ya? Şaşırıp kaldım o anda. Yani daha da devam edemedim. Aklım almadı. Kapadık telefonu. Ne yapsam ne yapsam, daha da vali yardımcısının kapısını çalamadım. Niye gideyim ki dedi. Şimdi onay almadıktan sonra ne diyeyim ona dedim. Kendi bütçemi oluşturdum. Sonra geçtim bilgisayarın başına. Yazdım. Açtım e-posta adresini, e-postayı. Acun Medya sponsorluk başvurusu. Yazıyorum. İşte şu filmimizi şu kadar sürede çekmeyi planlıyoruz. Aslında böyle yazmıyorum, şu şekilde. Bir PDF oluşturdum ve sponsorluk dosyası hazırladım. Özel, işte ana sponsor, mega sponsor, filmin medya sponsoru, içerik sponsoru filan, böyle başlıklara ayırdım. Hazırladığım sponsorluk dosyasında
Gönderdim kendilerine. Yetti mi? Olur mu? Yetmez. Türk Hava Yolları. O zamanlar tabii Türk Hava Yolları Batman Superman'e karşı filmini sponsorlarından. Bak 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 hamleye bak. Ben Superman ve Batman'e karşı filminin sponsoruna sponsorluk teklifi götürüyorum. Çok büyük bir heyecan, çok büyük bir özgüven. Hoşuma gidiyor yani böyle şeyler yapmak. Cevabın 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını bildiğim halde o sıralar gönderdim. Şu anda mailime bakamıyorum. Mailimden cevabının da ne olduğunu tam olarak Türk cümle olarak söylemek isterdim. Hatta durun ben bu kaydı burada durdurayım. Ona bakayım. Ondan sonra da devam edelim ikinci kayıt olarak. Evet, şu an THY'ye Türk Hava Yolları sponsorluk dosyasına baktım mailde. Hemen onu da sizinle bilgi olarak paylaşayım. Proje ya da etkinliğe dair bilgi sponsorluk dosyamızda. 3 kalem uzun metraj sinema filmi. Proje bilgisi. Akif, Mehmet ve Bartu üniversite öğrencisi. Sömestr tatilinden önce yaptıkları final sınavı sonrası çekmeyi planladıkları sinema filminin senaryosunu yazmak üzere kalabalıktan uzak bir köye giderler. Filmin hikayesi bu üç dostun bir amaç uğruna çıktıkları bu yolda yaşayacakları gerginlik ve çatışmaların üstesinden gelebilmeleri için ihtiyaç duydukları asıl şeyin ne olduğunu bulup bulamamaları arasında şekillenir. Gerçekten ne istemektedirler ve asıl ihtiyaç duydukları şey nedir? Tamam, kabul ediyorum. Bu film senaryosu insanın aklına yatacak ya da merak uyandıracak bir ne diyelim? Yani bir ihtiyaç merak uyandırmıyor. Anladım. Tamam. Kabul ediyorum. Bu film sizi cezbetmedi. Bunun farkındayım. Neyse devam ediyorum. Anlatayım ondan sonra devam ederiz. Projenin amacından bahsettim. Projenin sektöründen. Türk Hava Yolları'nı ana sponsor olarak kabul ettik kategoride. Bu sponsorluk kapsamındaki Türk Hava Yolları'nın hakları nelerdir sorusuna benim hazırladığım sponsorluk dosyasındaki cevapları. Yani Türk Hava Yolları'na şunu diyorum. Diyorum ki belli sayıda bilet ve davetiye hakkına sahipsiniz. Ana sponsorlu olarak siz. Proje bütçesinden bahsettim. İstenilen nakit bütçe 25 bin dolar istemişim o zamanlar. %100 nakit olarak. Bayağı iyi para istemişiz. Kurumsal haklar, müşteri konaklama programları, ağırlama, VIP bilet veya ayrıcalıklar, meşhur şahsiyetlerle bir araya gelmek, tanışmak gibi sponsorluk teklifi bize dahil edilmiştir. Türk Hava Yolları çalışanlarına sağlanacak haklar nelerdir? Türk Hava Yolları personelleri için indirimli personel hakları, biletler, promosyon malzemeleri vesaire sunmaktayız. Halkla ilişkiler desteği projemizin içeriğine uygun değildir. Hediye veya ödül uygun değildir. Basında yer almak, projemiz televizyon, yazılı basın, radyo, internet ve sosyal medya dahilinde ulusal olarak yer alacaktır. Gibi gibi gibi. Ekler sunarak bunu ne zaman göndermişim? En sonda yorum olarak şunu eklemişiz. Türkiye'de ve dünyada adından sıkça söz ettiren bir firma ile çalışmaktan onur duyacağız diyerek 17 Aralık 2015 yılında göndermiş olduğum bu sponsorluk tek başvurusuna Türk Hava Yolları'ndan şöyle bir cevap geldi. Sayın Selimhan Kalkan, ilginiz için teşekkür ederiz. Sponsorluk talebiniz tarafımıza ulaşmıştır. Azami 3 hafta sürecek incelemenin ardından talebinize ilişkin e-mail aracılığıyla olumlu ya da olumsuz bilgilendirme yapılacaktır. En sevdiğim tarafı da şu, olumlu cevap atılır, olumsuzken atılmaz ama olumsuz olduğu halde bir cevap atılmıştır. Saygılarım, olumsuz da olduğunda bir cevap atılmıştır bana. Bu çok hoşuma giden bir özellikti. En sonunda saygılarımızla Türk Hava Yolları sponsorluk birimi olarak cevap vermiş. Ve bundan yaklaşık 3 hafta sonra dedikleri gibi 4 Ocak 2016'ya gelindiğinde Sayın Selim Han Kalkan, öncelikle Türk Hava Yolları'na gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sponsorluk teklifinizi iletişim stratejilerimiz ve sponsorluk hedeflerimiz doğrultusunda hassasiyetle değerlendirdik. Ortaklığımızın önümüzdeki döneme ait sponsorluk çalışmaları farklı hedefler üzerine kurulduğu için teklifinize olumlu yanıt veremeyeceğimizi
üzülerek bildirir. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Saygılarımızla diyerek nazik bir olumsuz cevap vermişlerdi. Teşekkür ederim onlara hala bu cevaplar için. Sanıyorum ben bir daha göndermişim 22 Ocak'ta. Ve bana aynı şekilde bir olumsuz cevap daha gelmiş. 5 Nisan'da. Yani ben 22 Ocak 2016'da bir sponsorluk teklifinde daha bulunmuşum. Bana 5 Nisan 2016'da 3 ay sonra yine aynı şekilde teklifinize olumlu yanıt veremeyeceğimize üzülerek bildirir. Çalışmalarınıza kolaylıklar dileriz demişler. Ve onlar için de teşekkür ediyoruz. Ezandan sonra devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. 5 Nisan'da en son göndermişler Türk Hava Yolları. Ezan okunduğu için bir ara verdik. Şu anda canlı yapmadığım halde bu doğallığı sağlamak istemiş oldum. İnşallah bu kayıttan daha öncekilere nazaran birazcık daha beğeneceğinizi umuyorum. Keyifle bir radyo podcast yayını gibi dinlemenizi umut ediyorum diyelim. Dinlemiyor. Yani çok az dinleyip de sıkılıp da çıktığınızı da fark edebiliyorum. Evet, bunlar birazcık video yayınına göre radyo programları ve podcastler çok ilgi alanınıza girmiyor olabilir. Sıkılıyorsanız da bunu belli etmeden hani ucundan kısacıktan yanından köşesinden bir beğenerek abone olarak bir arkadaşınıza, bir yanınızdakine, bir akrabanıza, bir tanıdığınıza mail, posta yoluyla da destek olmasını, abone olmasını, yarınki güzel projelerin burada paylaşılabilmesini sağlamak adına yardımcı olabileceğinizi unutmayın diyeyim. Lütfen de diye ekleyeyim. Şimdi Acun Medya'yı bulabilirsem eğer Acun Medya'ya göndermiş olduğumuz sponsorluk dosyasını sizlerle paylaşacağım. Bakalım Acun Medya'ya ne yazmışız? Evet, Acun Medya'yı bulamadım. Sponsorluk diye arayalım. Esif Akiki'ye yazmışız bir de. 30 Aralık 2015 tarihinde LCY2K'ye şu şekilde bir sponsorluk teklifinde bulmuşuz. Merhabalar, ilginizden dolayı pardon, bu değil. Bir dakika. Sponsorluk ben, iki dosya. Sponsorluk LCY2K.com. Bir tane daha var. 30 Aralık. Bundan önceki alıntılanan metin. Evet, inşallah dışarıdaki sesler sesimi bastırmıyordur. Çok ses gelmiyordur. Sponsorluk dosyası. Evet, bu arada daracık bir yol var sokağımızda ve otobüs de geniş. Kısacık bir problemi sağ olsun vatandaşların birbirine hoşgörüsü sayesinde atlatmış bulunuyoruz. Burada da ideal kent yaşamından bahsetmiş oldum. Şimdi sponsorluk diyerek arattığımız sorguda SY2K'ye de attığımızı görmüş olduk bu sayede. Evet, bu sponsorluk dosyasının ilkine ulaşmaya çalışıyorum. Sizi de bekletmiş olayım. Eti'ye atmışız. 16 Aralık'ta ilk Eti'ye atmışız. Sponsorluk başvurusu.
26 Aralık'ta Sayın Selimhan Kalkan, sponsorluk başvuru formunuz ilgili birime ulaşmıştır. Projeniz değerlendirme aşamasındadır. Olumlu olması halinde en kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz, saygılarımıza demiş Eti. Eti olumlu olması halinde en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacak demişti. Ve bunun karşılığını vermiş oldu. Olumlu bir cevap gelmediği için olumsuz bir cevap vermek istemediler. Saygıyla karşılıyoruz. Onu da sponsorluk teklifiniz hakkında. Garanti Bankası'na da atmışız bu anlamda sponsorluk ve sosyal sorumluluk proje başvurusunu. Sayın yetkili, öncelikle projenizle ilgili olarak başvuru formunuzu doldurduğunuz için teşekkür ederiz. Teklifiniz sistemimize otomatik olarak kaydedilmiştir. Değerlendirme sürecimiz bu mesajı aldığınız günden itibaren en fazla 2 hafta sürecektir. 17 Aralık'ta bize kurumsal marka yönetimi ve pazarlama iletişimi birimi Garanti Bankası'ndan böyle bir mesaj geldi. Hemen sonraki mesaj 23 Aralık'ta mega sponsorluk dosyası. Sponsorluk dosyası 30 Aralık'ta. Evet, 31 Aralık'ta önce Garanti Bankası'nın biraz önce okuduğumun cevabını söyleyeyim. Bu arada hikayeyi unutmadınız inşallah. Önce bu sponsorluk dosyasından bahsedip sizi de pek yormadan hemen oraya atlayacağım. Sayın Kalkan, öncelikle 3 kalem uzun metraj sinema filmi sponsorluğuyla ilgili teklifiniz için teşekkür ederiz. Garanti Bankası olarak toplumu, bireylere ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamak amacıyla kültür, sanat, çevre, eğitim, spor, müzik, finans gibi bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda örnek teşkil edecek kurumlar kuruyor ve bunun yanında çeşitli kuruluşlarla birlikte projeler üretiyor ya da finansal destek veriyoruz. Ülkemizin bu alanlarda ihtiyaçları son derece çeşitli. Bizim de bu ihtiyaçlar içinde stratejik olarak odaklamamız gereken ve önceliklendirme yapmamız gerekiyor. Stratejimiz çerçevesinde yine Türk Hava Yolları'nın cümleleri gibi yüksek öncelik verdiğimiz bir konuda olmadığı sürece bu alanlardaki diğer talepleri olumlu dönemiyoruz maalesef. Sağ olsunlar yine de cevap verdiler. Bu kapsamda projenize destek veremeyeceğimizi bilginize sunarız. Anlayışınız için teşekkür eder. Çalışmalarınızda başarılar dileriz, saygılarımıza. Biz saygılar bizden teşekkür ederiz. Türk Hava Yolları'nı okuduk. Ve LCY22'yi de buradan benim yazdığımı bulamadım karşılık olarak ama şu şekilde onların bana 30 Aralık'ta vermiş olduğu cevabı okuyayım. Bu arada Acun Medya'yı bulamadım. Sanırım yazmadım ya da yazmış olsam da maile cevap gelmemiş olabilir. Ben onların kendi sitesinde yazmış olabilirim. Tam olarak hatırlamıyorum. Aradan bir 5 yıl geçti. Merhaba Selimhan Bey. Öncelikle LCY22 markasına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Projenizi inceledik. Maalesef şu dönemde size olumlu yanıt veremiyoruz. Sağ olsunlar geri dönüş yaptılar. İlerleyen dönemlerde sizlerle farklı projelerde bir araya gelmeyi arzu ederiz. Saygılarımızla kurumsal iletişim. Cevap olarak merhabalar ilginizden dolayı teşekkür ederim. Yanıt vermek doğru mudur bilmiyorum ama film projemiz Şubat 2016'da start verecektir. İlgili sponsorluk konusunu 2016 dönemi Şubat ayı için değerlendirmenizi talep ediyorum. İyi çalışmalar demişim 30 Aralık'ta ve bunun itibariyle bana biraz önce okuduğum şekilde cevap vermiş oldular. Kendilerine buradan her birine teşekkür ediyorum. Bu benim deli cesaretime nazik, olumsuz olsa da cevaplarından dolayı. Neyse devam edelim. İş bununla da kalmıyor. Bunun daha ötesi var sponsorluklardan. Sömestr de yaklaşıyor bir yandan. Hava soğuk ve tekim. Yani projenin kamera arkası ekibi sömestre kadar benimleydi. Önce ondan bahsedeyim. 5 kişilik bir ekibiz biz. Biri de arkadaşım Nezafet. Kendisine tekrardan selam olsun. Dediğim gibi daha sonra dilerse ismini de buradan paylaşabilirim. Sırf bu işin üniversite geleneğine dağıtılmış oyuncu aranıyor broşürü hazırlatıp dağıttırdım bu iş için. Dağıttık beraber. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Broşürde de çok güzel şeyler yazıyordu. Broşürde bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hayalindeki fırsat gibi cümlelerle. Ve bir de biz bir sinema topluluğu oluşturmuş olmak
ve bağımsız, resmi olmayan bir sinema şirketi ismiyle çıktık. Hayali Supermind Films gururla sunar. Sonunda şu güzel cümlelerle oyuncu seçmelerine namı diğer audition'a davet ettim. Öğrencileri, arkadaşlarımı, kardeşlerimi. Güzel bir teveccüh oldu, sağ olsunlar. Selam olsun her birine. Buradan dinliyorlarsa ve dinleyecekse, ileriki zamanlarda bunu dinliyor olacaksa. Bu işi Gençlik Merkezi binasında organize ettik. Bir akşam henüz sponsorluklardan cevap gelmemiş haldeyken ben bir deli cesaretiyle tahtaya filmimizin adını, karakterlerini ve biraz önce sponsorluk dosyası gönderdiğim şirketlerin adlarını yazarak müstakbel sponsorlarımı seçmelere gelen arkadaşlarıma ilan ettim. Yazıyorum: Türk Hava Yolları, Acun Medya, LCY2, Garanti, Eti. Eti be. Şaşırıyorlar, bakıyorlar. Vay be, bunlar mı olacak filan? Onlar öyle dedikçe ben de bir yandan sanki gerçekten olacakmış gibi devam ediyorum falan. Dedim ki işte müstakbel sponsorlarımız. Ne havalama. Onları da inancıma ortak etmeye çalışıyorum güya. Akşam boyunca karakterleri oynatarak seçmeleri yapmaya çalıştık. O akşam güzeldi. Bu çok güzel bir deneyimdi benim için. Güzel bir anı ve tecrübe. Akşamın sonunda iki oyuncu seçtik. Diğerleri vazgeçenler oldu. Kabul etmeyenler oldu. Bazı da kabul edilemeyenler oldu. Üzgünüm. Vazgeçenler de üzdü. Neyse. Ekip arkadaşlarım bütçe çıkmamasındandır ertelemek istedi. Dedi bütçe yok, ne yapalım, çekemeyebiliriz. Ben direttim, çekelim diye. İşte bende de bazen inat var böyle. Bunu kabul ediyorum. Çünkü artık yani bir şey başlatmış olmak onun devam ettirmek gerektiğini düşünüyordum o zamanlar. Ya da hani planlara ters düşen her şeyi reddetmeye başlıyordum. Şu an ne düşünüyorum? Şu an bazı şeylerin yayılarak yapılabileceğini ve planları esnek tutabileceğimi biliyorum. Ve hayatta çok az şeyin kontrolüne sahip olduğumuz için yarın bize ne getirecek bilinmiyor. Takdir ilahi. O yüzden esnek tutmakta fayda var bazı şeyleri ve kabul etmekte. Belki hata yapıyordum ama öyle olduğunu düşünüyordum o zamanlar. Sömestr de çekelim dedim. Nasıl dediler? Para yok ya. Ne yapacağız? Kabul etmediler. Yaz ayı erteleyelim dediler. Dedim ki yaz aylarında kimse olmaz. Herkes okuldan gider. Tatile gidecekler. Siz de gideceksiniz biliyorum. Sömestrde hepsi tek tek gitti. Ben kaldım. Para da yok. İşte cebimizde ne kadar varsa. Sponsorlardan da maile cevap geldi zaten, biraz önce okudum. Hal böyle olunca böyle bir zamanda kendi köyümde akrabalarımı, rahmetlik amcamı, babamı, annemi, kardeşimi de ve birçok köy sakinini de projenin manevi destekçisi ilan ettim. Hepsi tedirgindi, bense inattım. Tek kişilik kamera ekibi olarak sabahın erken saatlerinde filmde kullanılması gereken gaz lambasına gaz almak için petrol petrol dolaştım. Sonra sağ olsun amcaoğlu abim arabasıyla ailemi köye götürdü. Ben de sonrasında kendim gittim otobüsle. Seçtiğim iki oyuncu da kendi imkanlarıyla otobüsle köye geldiler. Helal etsinler haklarını. Kendi imkanlarıyla köye geldikten sonra yemek içmek çok değerli arkadaşlarım. Ne yazmışız? Sağ olsunlar ya. Mahalle benim bu serüvenimi seyrediyordu film gibi. Yani benim çektiğim filme hiç gerek kalmadan onlar zaten benim bir film içerisinde olduğumu düşünerek dışarıdan bir filmin nasıl çekilemezinin belgeselini izliyor, seyrediyor, düşünüyor, dua ediyor ve bekliyorlardı. Acaba ne zaman pes edecek bu oğlan? Çok geçmedi. Kamera ekipmanı, ışıklar ve bir küçük ekranlı tüplü televizyonu. Tüplü televizyonu da bu arada monitör için kullanıyorum.
Yani o kadar profesyonel olmaya çalışıyoruz tek başımıza olsak da. Kar yağıyor bir yandan. Çok güzel kar yağıyor. Filmin birkaç sahnesini 3 oyuncu ile, bu 3. oyuncu sonradan akrabalarımızdan bir tanesiyle seçildi. 3 kişilik karakter vardı. Hani biraz önce okuduğum hikayenin özetini de. Hani şu merak ettirmeyen, filmi merak ettirmeyen hikayeyi. Mehmet, Bartu, Akif. 3 kişi. 3. oyuncuyu o şekilde dahil ettik. O da sağ olsun kırmadı bizi. Selam olsun. Yaklaşık bir gün gecesine kadar çekimle geçirdik. Az yapılmış senaryo okuması ve provasıyla oyunculuk kabiliyeti deneme yanılma olan bu gerek seçimlerde büyük gayret gösteren oyuncu arkadaşlarımla yorgunluk başladıkça da verimsizleşmek hepsi bir anda olmaya başladı. Yani deneme yanılmayla olan oyunculuk beni kırmama derecesinde olan arkadaşlığa binaen olan oyunculuk. Hani istiyor yapalım madem gibisinde olmaya başlamıştı akşama doğru. Öte yandan telefon trafiğim de devam ediyordu. O an filme köye gelmesi gereken diğer sahneler vardı. Köyde çekilmesi gereken diğer sahneler. Filmde oynayacak olan diğer kişilerden proje günü, çekim günü yani oynamayacağı ile ilgili telefonlar geliyordu. Kusura bakma Selimhan, yapamayacağım filan. Hani gelemiyoruz. Olsun, sağlık olsun. Ne yapalım falan. Olsun be dedik, devam ettik. Bir yandan da aldığım duyumlara göre diğer dairede alt katta benimle ilgili kritik yapılıyordu. Kendimi boşuna yorduğumla ilgili. Tabii para yok. Heyecan yerlerde. Tekim proje programından sapıyor. Her şey rica minnet ilerliyor. Derken gece artık baktım yoruldular. Böyle olmayacak. Paydos dedim, paydos. Filmi erteliyoruz. Askıya aldık. Benden başka herkes mi pür neşe olur? Neyse. Bu dramatik anlardan günler sonra önemli bir gelişme oldu. Hatta haftalar, aylar diyelim. Sanırım Temmuz sonrasıydı. 15 Temmuz. Hayra bakın ki bu projeye destek verecek olan vali yardımcısı ve rektör yardımcısı görevden alınmıştı. Nasip işte. Proje hala askıda. Geliştirilmek üzere bekliyor. Aklımda ise hala demini almayı sürdürüyor. Bizim orada da bir laf var. Çay demlenip bir süre içilmeden ocakta bırakılıp ateşi söndürülünce de içilmesi uzun sürerse hadi için çay kocayacak yoksa denir. Ne demek istiyorum? Şunu anlatayım diye yazdığım bu 6. sayfanın sonunda şunu demek istiyorum. Hala demlenmedi mi bu çay? İçmeyelim mi? Demin almadı mı daha? Ya nasip. Kısmet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki kayıtta görüşmek dileğiyle. Hoşça bakın zatınıza. Yavaş yavaş açılıyoruz diyelim. Kayıtlarımızı bir yandan yapmaya çalışırken arada attığımız bu şarkılar tek atımlık videolarda sizi sıkmasın. Farklı farklı şeyler denemiş olsam da bunları şöyle düşünün. Aralık 2020, Ocak 2021 sularına kadar, o zamanlara kadar burayı dolduruyorum diyelim. Desteğinizi esirgemeyin. Destek olacaklara, destek olabileceklere de duyurun. İnşallah bu kadar beklentinin üzerine de güzel şeyler çıkacağını umut ediyorum. Bunun için de gayret gösteriyorum. Bizim işimiz tarlayı sürmek. Hasadı olgunlaştıracak, toprağından çıkaracak olan Allah. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Çalışmamızı sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. İnşallah sonu hayır olur. Dediğim gibi şu anda evimden çok uzaktayım. Sırf şunu yapabilmek için belki bir seste bir farklılık görüyorsunuzdur. Daha doğrusu hissediyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Bir kulaklıklı mikrofon aldım. Yani kaydı bu şekilde yapmaya çalışıyorum. İnşallah biraz daha kaliteli oluyordur, olmuştur. Bu kez biraz da sokağa yakın pencerenin kenarında
dışarıdan hani müziksiz olsun diye de normal ortam sesini de vererek konuşmaya çalıştım. İnşallah sesim bastırmamıştır. Bu kadar açıklama konuşmasından dolayı da sizi sıkmak istemem. Dediğim gibi arada böyle doldurma videoları gelecek. Bu arada Ayasofya'yı beğendiniz mi? Ayasofya videosunu. Gerçekten ben çok beğenerek yaptım. İnşallah onun da kadrine uygun bir şekilde devamı gelecek diye umut ediyorum inşallah. Hayırlısı olur. Ayasofya Fetih Camii'nin de geleceği hayır olur diyelim. Bunu da buraya iliştirivermiş olalım. Hepinize selam olsun. Görüşmek üzere.